Bekir Karakaş. Hocam benim bir sorum olacak. Ben bir Diyarbakırlıyım. Kürtler dindar diyorlar ama PKK'ya oy çıkıyor. Bu nasıl oluyor? Üstad Hazretleri azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi İttihad-ı İslam'dır diyor. Azametli bahtsız bir kıta, Asya kıtası. Şanlı talihsiz bir devlet Osmanlı. Değerli sahipsiz kavim maalesef benim de içinde bulunduğum Kürt kavmi. Sahipsiz. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Sahipsiz. Bizim de devlet hakkımız yoktu. Osmanlı 22 milyon kilometre kareydi. Biz son harbe girdiğimizde 3 milyon kilometre kareydi. Ve o 3 milyon kilometre karenin üzerinden bizim de hakkımız yok mu devlet olalım diyenler 30 tane devlet kurdular. 30 tane. Osmanlı Devleti'nden 30 tane, 32 tane devlet çıktı. Suriye öyle, Libya öyle, işte Cezayir öyle, Fas öyle, Tunus öyle. Ondan sonra işte bu aşağıdaki Suudi Arabistan, öbürü. Ben sorarım size, bu 32 devletten hiçbirinin zerre kadar kıymeti var mı şimdi? He? Ne oldu yani? Libya müstakil oldu. Ne oldu? Fransa'nın kursağında. Para ona ait, mal ona ait, mülk ona ait. Mekteplere hep Fransızca öğretiyor. Bir bizim prof, bir sağlam bir kardeşimiz bir toplantıda konuşuyor. Birisi diyor ki siz sömürge bir devlettiniz Osmanlı için. Asimilasyon yapıyordunuz. Demiş bak biz asimilasyon yapsaydık sen şimdi benden Türkçe konuşurdun. Ama sen benden Fransızca konuşuyorsun bak. Biz 600 senede senin diline dokunmadık. Kültürüne dokunmadık. Din, devletine dokunmadık. Şeyine dokunmadık. Onun için sen kendi dilini, kültürünü muhafaza ediyorsun. Fransa'da kaç senedir? 100 sene olmadı. Bak hep Fransızca konuşuyorsunuz. Asimilasyon öyle olur. Yani bu hakikaten Türkiye'de bir çok büyük yanlış yönlendirme var yani. Bizim de devletimiz olsun. Olsun. Zaten var yani. Musul bilmem ne zaten ayrı bir devlet. Neye yarıyor? Amerika parasını vermese memurun parasını ödeyemiyor. Neye yarıyor yani? Bilmiyorum ki ben bu nasıl bir kafkadır yani. Sen İslam Müslüman mısın? Yoksa Kürt müsün? Sen Müslümansın ama Müslüman Kürtsün. Kürtlerin hepsi ekseriyetle Müslüman olur ve dindar olurlar. Yani Kürtler hepsi dindar olur. Kürtlerden komünist çıkmaz ama onu öyle bir aldatıyorlar ki işte devletin böyle olacak, devletin şöyle olacak, senin de mektebin olacak. Mektebin var zaten. Evet yani Türkiye'de rejim olarak o kavmi ezmiştir. Ama ezilen yalnız o kavim değil ki be kardeşim. Bozkatır gibi, çatlak katır gibi önüne gelene diş atmış, arkasına gelene tekme atmış demokrasi. Kemalist laik sistem. Yani yanı Kürtlere yapmamış ki. Ama sana şarka git, söyle Zonguldak'ın köylerine git bakayım hele. Senin köyün ondan 1000 defa ileri. Git de gör. Yani Sinop'a git, Yozgat'a git, Konya'ya git. Yani yalnız sana şeylik yapmamış ki bu rejim. Bu rejim, bu Anadolu insanının düşmanı. Kemalizm, Anadolu insanının düşmanı. Ne Türk, ne Kürt, ne Naz, ne Arap, ne Acem, ne hiçbir şey ayırt etmemiş.
Ege'de öyle yerler var, şark onlara göre Paris gibi, bilmem nedir. Her taraf öyle yapmış ya. Yani Anadolu insanını öldürmek, boğmak, bitirmek, dininden, diyanetinden, ilminden, kültüründen mahrum bırakmak için kurulmuş bir rejimdir demokrasi, şey, Kemalizm. Kemalizm onun için kurulmuş. Kürt ayrı değil, Türk ayrı değil, Laz, Acem bilmem ne ayrı değil. Bu vatana düşman bir rejim bu. Bu vatana düşman. Şimdi seni Rusya'da başkumandan yapsalar, Rus ordusunun başkumandanı yapsalar. Sen orada ne düşünürsün? Rusya'nın muzafferiyetini mi düşünürsün? Ben nasıl edeyim bu orduyu eriteyim de başkaları gelsin bir iş yapsın? Onu mu düşünürsün? Türkiye'nin durumu aynen budur. Lozan Anlaşması'yla her şey bitirilmiştir. Yani Kemalizm ona dost da buna düşman değil. Kürde dost, Kürde düşman da Türkiye dost değil. Laz'a, Acem'e, Arap'a dost değil. Bu Anadolu'da kim varsa ona düşman. Ha bunu büyükleri elbette biliyor. Başlarındaki adamlar elbette biliyor. Onlar da bilmiyorum kimin ajanını yapıyor, kimin hesabına düdüğünü ötürüyor mu bilmiyorum yani. Hakikaten bu kavim değerli, dindar, kalitesi yüksek bir kavimdir. Mal iftihar, ben de Kürdüm. İftihar ediyorum. Ama niye vatanı bölelim? Hele onu birisi bana izah etsin hele. Mektepte ayrılık mı var? İktisatta ayrılık mı var? Ticarette ayrılık mı var? Mecliste ayrılık mı var? Askerde ayrılık mı var? Nerede ayrılık var? Türk neyse Kürt de odur. Arap neyse Acem de odur. Bu Anadolu'daki rejim bu. Kimi eziyorsa öbürünü de eziyor. Yani Kürt'ü ezmiş de Türk geri mi kalmış? Git Yozgat'a, git Konya'ya, git Sivas'a, nereye gidersen git. Her tarafı ezmiş bırakmışlar. Kemalizmin kuruluş sebebi bu. Bu Anadolu insanını bitirmek, Avrupa'ya kul köle etmek, Amerika'ya kul köle etmek. Zaten alenen istediler, mandacılık yaptılar zaten İsmet İnönü falan. Biz ne uğraşıp duruyoruz, Amerika'nın mandacılığı, mandası olalım dediler. Amerikan bayrağı çekelim burada dediler. Hepsi vatan haini. Şimdi sen onlara kızıp da yani Müslüman'a mı şey yapıyorsun, bize mi düşmanlık yapıyorsun yani? Değerli kavim, sahipsiz bir kavim. Bunu açıkça söylüyorum. Hakikaten Kürt kavmi Türkiye'de değerlidir. Çok yüksek değer taşıyor. Kalitelidir, dindardır, insaflıdır, merhametlidir, ilim sahibidir. Ama başında adam yok. Başında sahipsiz bir kavim, başlarında adam yok. Ya İngiliz'in adamı, ya Amerikan'ın, ya bilmem neyin adamı. Diyarbakırlıysan seni tebrik ederim yani Diyarbakır. Kardeşim Diyarbakır hoştur. Elaziz hoştur. Her tarafta hoştur yani. PKK kendinde değil ki yani. Anadolu'nun çocuğunu, oradaki yavruyu alıyorlar, götürüyorlar. Amerikan elbisesi, Amerikan poteni, Amerikan yemeği, Amerikan silahı. Demiyor ki bu silahı bu adam bana niye veriyor yahu? Ya bu Amerika niye bana bu silahı veriyor? Demiyorum bunu, akla ermiyorum. Bu parkayı, bu ayakkabıyı, bu yemeği Amerika bana niye veriyor? Ben babasının oğlu muyum bunun? Kendi kardeşini öldürtmek için veriyor. Bunu düşünemiyor işte.